Yes, as I have said before, we know what kind of potential we have. We know what class of players we have, what kind of team we have. I think to Champions League, we have prepared very well against any teams that we play against. We have shown that. We can be against any team. We can be head-to-head -head with them uh, when we are playing at home, when we are playing away. And in the end, uh, what we have to do tomorrow is the same thing. Um, we have prepared very well to this uh, game. We know the importance of this uh, game, and we know that uh, we need to uh, play to death uh, for this game. And this is uh, what is necessary to go to the next phase. And as a player and as the team, uh, that's what we are gonna uh, fight for. Evet, Önceden söylediğim gibi potansiyelimizin farkındayız, oyuncularımızın nasıl bir sınıfta olduğunu, nasıl bir seviyede olduğunu, takımımızın ne seviyede olduğunu. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız maçlarda da gösteriyoruz ki biz karşımıza gelen bütün takımlarla mücadele edebiliyoruz ve herkesle baş başa çekişebiliriz diye düşünüyoruz. Evde de oynasak, deplasmanda da oynasak ve yarın da yapmamız gereken şey günün sonunda bu. Ee, çok iyi bir şekilde hazırlandık bu maça ve e, biliyoruz ki bu çok önemli bir e, maç ve ölümüne e, oynamamız gerekecek Çünkü bir sonraki seviyeye geçebilmemiz için e, kazanmamız gerekiyor ve biz bunun için geldik buraya oyuncular olarak da e, takım olarak da böyle hissediyoruz hocaya da sorun alalım hocam aslında ilk maçtan önce de ve sonrasında da benzer bir atmosfer oldu takım için iki takım için de çok önemli bir maç ama rakip takım teknik direktörü öğlen basın toplantısında yine bu salonda sizin Bayern Münih maçı ile ilgili yaptığınız yorumla ilgili bir saygısızlık yorumunda bulundu tırnak içerisinde. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Çünkü ilk maç önü ve sonrasında da Kopenhag cephesinden bu tip açıklamalar gelmişti. Bir yorumunuz olur mu? Uh, this is a similar atmosphere for uh, both of the teams. This is a very important uh, game, but in, at noon uh, in this uh, saloon that we are here, uh, the opponent head coach said that uh, about your comment about the uh, Bayern Munich games, it was uh, disrespectful. Uh, could you uh, say uh, there are these kind of explanations from the Copenhagen side? Uh, do you have any comment on that? Yaz 90'lı yıllara gidiyorum bunları görünce. Aslında 90'lı yıllarda bunlar çok kullanırdı takımı motive etmek için, seyirciyi motive etmek için ama eee against any teams uh, that we play against, we have shown that uh, we can be against any team, we can be head to head with them uh, when we are playing at home when we are playing away and in the end uh, what we have to do tomorrow is the same thing. Um we have prepared very well to this uh, game. We know the importance of this uh, game. And we know that uh, we need to uh, play to death uh, for this game. And this is uh, what is necessary to go to the next phase. And as a player and as the team, uh, that's what we're going to uh, fight for. Evet, ...potansiyelimizin farkındayız... E, ...oyuncularımızın nasıl bir sını, sınıfta olduğunu... ...nasıl bir seviyede olduğunu... ...takımımızın ne seviyede olduğunu... ...Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız e, maçlarda da... E, ...gösteriyoruz ki biz... E, ...karşımıza gelen bütün takımlarla... ...mücadele edebiliyoruz... E, ...ve herkesle e, baş başa... E, ...çekişebiliriz diye düşünüyoruz... ...evde de oynasak, deplasmanda da oynasak... ...ve e, yarın da yapmamız gereken şey... günü sonunda bu... E, ...çok iyi bir şekilde hazırlandık... ...bu maça ve... E, Biliyoruz ki bu çok önemli bir e, maç ve ölümüne e, oynamamız gerekecek. Çünkü bir sonraki seviyeye geçebilmemiz için e, kazanmamız gerekiyor ve biz bunun için geldik buraya. Oyuncular olarak da e, takım olarak da böyle hissediyoruz. Hocaya da sorun alalım. Hocam aslında ilk maçtan önce de ve sonrasında da benzer bir atmosfer oldu takım için. İki takım için de çok önemli bir maç ama... ...rakip takım teknik direktörü öğlen basın toplantısında yine bu salonda sizin... Bayern Münih maçıyla ilgili yaptığınız yorumla ilgili bir saygısızlık yorumunda bulundu tırnak içerisinde. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Çünkü ilk maç önü ve sonrasında da Kopenhag cephesinden bu tip açıklamalar gelmişti. Bir yorumunuz olur mu? Uh, this is a similar atmosphere for uh, both of the teams. this is a very important uh, game, but in, at noon uh, in this uh, saloon that we are here, uh, the opponent head coach said that uh, about your comment about the bayern munich games, it was uh, disrespectful. Uh, could you um, say uh, there are these kind of explanations from the copenhagen side? Uh, do you have any comment on that? Biraz 90'lı yıllara gidiyorum bunları görünce. Aslında 90'lı yıllarda bunlar çok kullanırdı takımı motive etmek için, seyirciyi motive etmek için. Ama e, benim Kopenhag takımına karşı herhangi bir saygısızlığım olduğunu düşünmüyorum. E, ilk maçtan sonra onların ne kadar iyi takım olduğunu ve her grupta her takımı yenebileceklerini zaten söyleyen benim. E, Bayern Münih e, tabii ki benim açıklamamda da Bayern Münih takımının özellikle oyun olarak grubu garantileyen takım olduğu için bir seviye daha altta oynadığını söyleyebilirim. Ama mesela yarın daha başka bir Bayern Münih bekliyorum. Çünkü son maçı 5-1 kaybetti. E, bu maçta daha iyi oynamak zorunda. Daha iyi bir Bayern Münih bekliyorum. Ama genel olarak açıklamam e, Bayern Münih'in oyunu ile ilgili. Kopenhag'la ilgili zaten bir açıklamam olmadığı için e, bir saygısızlık ettiğimi e, düşünmüyorum. Ve e, çok beğendiğim e, mücadele gücü yüksek bir takım. Hep. Onu da söylüyorum zaten. <laughs> It's like uh, in the 90s, um, this was used a lot to motivate the team, to motivate the fans, but, uh for me, against the Copenhagen team, I don't have any kind of disrespect, I think. From the first game, after that, we have seen they could win against any team in the group. What kind of team they are, I had commented. And in my explanation, especially Bayern Munich team as guaranteeing to qualify from the group, I had said that one level below maybe they could be. But tomorrow, for example, I'm expecting a completely different Bayern game because in the league they lost a Y1. Last game and they have to play better but generally about the Bayern Munich game I had explained and I didn't make an explanation about Copenhagen I don't think there's any disrespect but this is a team that I liked a lot and I respect Nevzat Bey please hear first place Nevzat Demiriyet hocam yarın için başarılar son iki maça baktığımızda Münih'te ve son maçta hakem hataları vardı e, Orsato atandı. Hakemle ilgili bir e, düşünceniz nedir? Kaygınız var mı? E, for tomorrow, I wish you success. Evan, will take a look at the last two games and the mini and in the last game there were mistakes by the referees. Orsato is the referee for the tomorrow's game. Do you have any kind of a preoccupations? E, şey olarak katılıyorum. Son iki maçta. Hakemlerin kararları hep aleyhimize oldu. Bunu maç öncesi, maç içerisinde de maç sonunda gördük. Ama şu anda oynanmamış bir maç. Yeni bir hakem ve tabii Avrupa'nın önemli iyi hakemlerinden biri. İtalya'nın en iyi hakemlerinden biri. O yüzden hakeme yüzde yüz güveniyoruz. Bu maçı kaldırabilecek ve iyi yönetecek bir hakem olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki adil bir yönetim iki takım için de olacağını umuyorum. Dediğim gibi çok üst seviye bir hakem yarın maçta olacak of course uh, the referee decisions uh, have been against us in the previous uh, two games uh, within the game after the game we have seen that but right now uh, there's a game that is not played yet and uh, another referee is playing and one of the important one of the best uh, european referees uh, of, also of italy and we have 100% confidence in the referee and he's going to be able to uh, manage uh, this game very well we expect and uh, we hope that it will be just for both teams and as I've said a uh, very high level referee will be in the game tomorrow. Buran Can Bey. E, iki sorum olacak hem hocaya hem Mauro'ya. E, ben de kaldığımız yerden devam edeyim. E, Mauro ile Hakem Orsato arasında e, geçmişten kalan e, bir hadise olduğu bu hafta çok dillendi. Tek maçlık bir olay mıydı yoksa e, kişisel bir problem var mı gerçekten? Uh, Tomorrow, uh, I would like to ask um, and then uh, from every stated, I'm going to continue <coughs> uh, between uh, referee Orsato and uh, Mauro, and uh, they said that there is an issue in one game. Uh, is it just for one game, or is there a personal problem uh, between you two? Uh, <laughs> <laughs> uh, no, no, I don't have any problem with. Con... con el árbitro Conorsato. Lo conozco mucho porque estuve muchos años en Italia. Siendo capitán, tuve la, la oportunidad de tener mucho trato, sea con él que con, que con todos los árbitros, y tenemos una buen, muy buena relación. Es más, cada partido que, que juego siempre nos saludamos y la verdad que quedó una buena relación con todos los árbitros italianos. Y he visto esto que están diciendo en la, en la prensa, pero creo que fue más el momento de un de un partido o alguna situación en, en general de un partido, no recuerdo cuál, eh, pero no no hay nada más que esto. Lo conozco muy bien a, a, a Daniele y seguramente si lo pusieron para un partido tan importante como este para en un partido de Champions League es porque está al nivel y seguramente lo, lo podrá demostrar mañana. Benim e, hakemle orsatoyla hiçbir problemim yok e, Çok uzun yıllar öncesinden Tanıyorum yıllarca e, e, Kaptan olarak orada çok fazla ilişki kurma e, durumum oldu Birçok hakemle olduğu gibi ve e, Çok iyi bir ilişkimiz var bile Söyleyebilirim e, her oynadığım Maçta e, selamlaşıyoruz ve e, Gerçekten e, iyi bir ilişki e, kurduğumu söyleyebilirim Bütün İtalyan hakemlerle Ve e, basında e, söylendiğini Gördüm ben bunun fakat yani bir maçta bir anda normal gelişebilen bir şey olduğunu hatırlıyorum. Onun dışında bir detay hatırlamıyorum. Bu hakemi iyi bir şekilde hatırlıyorum ve eminim ki yani zaten bu kadar önemli bir maçta da görev aldığı için çok yüksek seviyede olduğunu gösteriyor bu ve eminim ki yarında bunu gösterecektir.